Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün İstanbul'da hobicilerin, yani daha doğrusu ölçekli model yapanların yarışmasındayız. Bu yarışma Model Sitesi Kulübü Derneği tarafından gerçekleştiriliyor ve bu yıl 9.sü yapılıyor. Peki maketler nelerdir? Maket basitçe ölçekli olarak, işte görüyorsunuz uçakların, burada sivil araçlar var, tankların, figürlerin, gemilerin aklınıza ne gelirse ölçekli olarak, küçültülmüş olarak yapımı. Bunlar genellikle hazır olarak bir kısmı kutularda satılıyor. Satın alıyorsunuz, birleştiriyorsunuz, boyuyorsunuz ve tabii ki öncelikle tertemiz bir işçilikle çıkarmanız lazım ve gerçekçilik çok önemli ve her yıl dünyanın aynı zamanda önde gelen organizasyonlarından da bir tanesi ülkemizde yapılıyor. Gelin isterseniz şöyle bir getirilen ürünleri birlikte gezelim. Bu maketçilik, modelcilik nedir, ne yapılıyor, birlikte inceleyelim. Şimdi tabii bu organizasyonun hayatına geçmesinde bizim derneğimizin başkanı Tahir Özcan'ın çok büyük katkıları var. 9.sü değil mi bu yılki? Nasıl yarışmanın durumu, katılım? Valla katılım geçen seneye göre daha fazla. Online kayıtlara geçen seneye göre daha fazla aldık. Artı sergi modeli bayağı geldi. Bu sene tabii bir Phantom uçaklarının Türk Hava Kuvvetleri'ndeki 50. yıl dönümü. Ona istinaden bir sergi düzenledik. Oraya bayağı bir sergi modeli geldi. Aynı zamanda yine bu sene Kıbrıs Barış Harekatımızın 50. yıl dönümü. Onunla ilgili özel modeller geldi. Uçaklar, diyoramalar geldi. Yani şeyden memnunuz, ilgiden memnunuz, yoğunluktan memnunuz her ne kadar yorulsak da. Umduğumuz gibi geçiyor, umduğumuzdan daha iyi geçiyor. Yarın da ödül törenimiz var. Ödül törenimiz de ziyaret, bu alanda ziyarete açık olacağı için muhtemelen daha yoğun olacak, daha yorucu bir gün olacak ama yorgunluğa değiyor, emeklere değiyor. Çok keyif alıyoruz. Her şey modelciler için. Gençlerimize buradan hemen bir mesaj verelim. Bu hobi nasıl bir hobi? Onların hayatlarına ne kaçıyor? Başkan olarak sizden bir şey alalım. Ben bu hobiyi aşağı yukarı 47 senedir yapıyorum. Benim hayatıma kattığı şeyler o kadar inanılmaz ve sonsuz ki. Bir kere işin başında bir el sanatları, tarih, araştırma, geliştirme, hayal gücü, ya yapmış olduğumuz araçlarla ilgili teknik bilgiler, dokümanlar, çoğu insanın sahip olamayacağı bilgilere, yani aslında birçok farklı hobiyi bir araya getiren, insanı hayatında bulaşabileceği en mükemmel hobi olarak nitelendiriyorum. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Şimdi her sene tabii yarışmaya katılan yarışmacıların yaşlarının istatistiklerini tutuyoruz. Biraz ihtiyarlıyoruz belki. Maalesef ihtiyarlıyoruz. Geçen sene yaş ortalamamız 38'di. Bu sene yaş ortalamamız 45'lere dayandı. Oho. Arada bayağı bir açılım var. Gençlere ihtiyacımız var. Yani gençler, dinliyorsunuz. Gençlere ihtiyacımız var. Tahir Başkan diyor ki hobiye sahip olun. Kesinlikle. Bir şeye dokunun. Her şey dijital değil. Bir şeylere dokunun, araştırın, keyfini alın. Tamam, bu hayat şartlarında kolay değil. Elbette. Saygı duyuyoruz ama siz bir hedefin gerisi gelir diyoruz. Kesinlikle. Yeter ki azmedin. Biliyoruz, çağımız teknoloji çağı. Gençlerimizin ilgi alanları tamamen değişiyor. Bizim zamanımızda öyle değildi, şimdi tamamen farklı. Ama mutlaka bu hobiyi tatmalarını, hani hayatlarını bir hayat felsefesi olarak düşünmemelerine rağmen, düşünmek istemeyeceklerine rağmen, biz en azından bir başlangıç olarak tatmalarını tavsiye ediyoruz. Zaten bir kere tatlı mıydı? Ondan sonra bir daha bu işten kurtuluş yok. Sonu geliyor, hatta sonu gelmiyor. Dediğim gibi insanın hayatında bulaşabileceği en keyifli hobi, herkese tavsiye ediyorum. Özellikle gençlerimize tavsiye ediyorum. Özellikle biz yetişkinlerin ebeveyn olarak çocuklarına, gençlerimize bunu aşılamasını özellikle tavsiye ediyorum. Özellikle istirham ediyorum. Saatler süren çalışmalar sonrasında bu modeller ortaya çıkıyor. Her biri adeta sanat eseri. O kadar güzel modeller var ki, öncelikle katılanların ellerine sağlık. Şöyle bir yakından isterseniz bakalım hangi modelde neler var, birlikte inceleyelim. Bu görmüş olduğunuz F4 uçağı 1.32 ölçekte oldukça büyük yapılmış durumda. Ve isterseniz şöyle biraz yakından çekip de detaylarına birlikte bakalım. Yani işte kanopileri açılmış, içinde fırlatma koltukları, göstergeler,
Onun dışında uçağa baktığınız zaman örneğin bu son boyamalardan bir tanesi 111 filonun o kuyruğa işlenmiş durumda. Sadece tabii daha kullanılan uçaklar değil, hemen bir yanında örneğin Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmış F-100 uçağı, ki bu F-100 uçağı Kıbrıs Barış Harekatı'nda ana görevi, ana bombardıman görevini yapmış, gerçekten çok önemli bir uçak Türk Hava Kuvvetleri için. Yanında da konulan şöyle bir fotoğrafı var. Size fotoğrafı göstereyim ben. Burada da eğer yanlış söylemiyorsam emekli hava pilot Kor General Orhan Köse Sağbaş'taki, gerçekten o dönemin kahraman pilotlarından, benim de aynı zamanda uçuş öğretmenim, buradan da Köse Paşa'ya selamlarımızı iletelim. Örneğin yanında bir F-15 uçağı var. Hemen yanında bir F-18 uçağı. Bunlar 32 büyük ölçekler. Sadece dediğim gibi modern uçaklar değil. Burada da İkinci Dünya Savaşı'nın modellerini görüyoruz. Spitfire, Japonların Zero olmasını tahmin ediyorum. Aynı şekilde İngilizlerin Typhoon. Burada da Luftwaffe, yani Alman Hava Kuvvetleri'nin deniz uçağını görüyoruz. Keza bu şekilde de burada çeşitli modeller devam ediyor. Böyle insan bakarken bile gerçekten büyük keyif alıyor. Bu tarafta da yine daha küçük ölçekti. 1/48 ölçek, 32'nin bir altı. 1/48'ler var. Öbür tarafa doğru 1/72 ölçek, biraz daha küçülüyor. Bir hobiyle uğraşmak size birçok şey katıyor. Araştırıyorsunuz. Kafanızı zararlı konulara değil, daha yapacağınız, daha güzel işlere doğru kafanızı yormaya başlıyorsunuz. Ve burada da kafanızı boşaltarak aslında günün stresinden, günün sıkıntılarından böyle bir kısa bir süre içerisinde uzaklaşıyorsunuz. Şimdi gelin şu tanklara ve gemilere ve sivil araçlara da bakalım. Orada da gayet güzel eserler var. Şimdi geçen seneki yaptığımız videoda biraz sivil araçlara az yer vermişiz. Aşağıdaki yorumlarda bu haklı olarak insanlar söyledi. Bu otomobiller genellikle 1/24 ölçek oluyorlar. Farklı farklı ölçekler, boyutlar da var tabii ki, ama böyle baktığınız zaman bunları diecast, yani o metal döküm hazır satılanlarla karşılaştırmayın. Parçalarını alıyor, birleştiriyor, tek tek boyanıyor ve şu üstündeki kaportaların boyasını açmak gerçekten en üst düzey bir boya bilgisi gerektiriyor. Hiç de kolay olmadığını sizlere belirtmemde fayda var. Şöyle bir bakarsak, farklı farklı işte yarışlara katılan otomobiller var ama benim en çok ilgimi çeken buradaki Land Rover. Bizim daha genç olduğumuz dönemlerde Camel'ın sponsorluğunda bu Land Rover'larla birlikte Camel Trophy'ler yapılırdı. Doğa şartlarında, genellikle de Afrika tarafında, orada böyle bir model o dönemin şartlarına göre modellenmiş durumda. İşte görüyorsunuz üstündeki anteni, üstündeki ekipmanlarıyla, her şeyleriyle çok gerçekçi. İşte motor detayları. Burada başka bir Land Rover var. Land Rover da biliyorsunuz ünlü İngiliz markasıydı. Otomobiller hakkında çok fazla bilgiye sahip değilim. Land Rover'larla ilgili benim hayatımın kesişmesiyle ilgili şöyle de bir detay var. Normalde tabii sivil olarak çok pahalı araçlar, Jeep kategorisinde bunlara ulaşmak mümkün değil. Ama askerliğim sırasında bu Land Rover'lar, ben 2002-2003 döneminde yaptım. O dönemde Türk Hava Kuvvetleri'nin piyade birliklerinde bölük ve tabur seviyesinde kullanılırdı. En azından kamuflajda olanlar da o başta gördüğümüz modellere çok yakın özelliklerde olurdu. Ben de binerdim onlara. Tabii aracı biz kullanamazdık. Kısa dönemdim ben. Araç komutanı olarak göreve çıkardık ve gerçekten böyle hayatımın ilginç dönemlerinden bir tanesiydi. Şimdi gemiler bölümüne bakarken, ki önümüzde denizaltılar da var, Kudret abi yanımızda. Peki gemi yapmak kolay mı? Siz bu ömrünüzü verdiniz gemi maketçiliğine. Hoş, tahtasını yapıyorsunuz, plastiğini yapıyorsunuz ama. Bence bu modelcilik konusunda en güzeli gemiler. Ben tek geçerim. Şimdi belki diğer arkadaşlar... Ama torpil yapıyorsunuz ya siz, denizci olduğunuz için. Ya işin şakası. Ama yani görsel tamamlamak, yani görsellik bakımından bence en mükemmeli gemiler. Bir de çok temiz çalışmak tabii lazım ki, değil mi gemilerle ilgili? Tabii ki. Gemi modelciliğine ilgi nasıl? Şimdi bir taraftan bu
plastik parçaları hazır satılan modeller var. Yarışmada siz de jürisiniz burada. Bir de sizin de yaptığınız gibi hatta modelci olarak ürettiğiniz gibi el işçiliğiyle tahtadan oyarak yapılanlar var. Tabii. Nasıl ülkemizdeki ilgi? Şimdi şöyle tabii iş sarfiyatı bakımından ahşap modelcilik daha uzun bir süreye yayılıyor. Yıllar belki, tabii, birkaç yılda ürün çıkıyor. Bunun yanı sıra çok büyük araştırma gerekiyor. Özellikle geçmiş dönem gemilerle ilgili bilgi bulmak çok daha zor. Gerçi şimdi sosyal medyanın biraz daha fazla kullanılmasıyla bir takım şeyler ortaya çıkıyor, bizi de daha rahatlatıyor ama dediğim gibi ahşap modelcilik yapımı hem süreç olarak hem alt hani araştırma bölümü açısından oldukça zahmetli ve uzun süre yayılan bir iş. Türkiye'de oldukça iyi bir sayıya gelmeye başladık artık. Her geçen günde bu artıyor. Yaymaya da çalışıyoruz. Arkadaşlarımız bu tarz sergilere gelsinler, katılsınlar, geçsinler, ufukları genişler. Kötü yapıyorum, yeni başladım demesinler. Yok, gelsin, yok. Görsünler, tabii, katılsınlar. Tabii sorsunlar, tecrübeli arkadaşlar sorsunlar. Yani sonuçta biz bu işi anamızın karnından öğrenerek de ama biz de yaparak şey ortaya çıkarttık. Yani bugünlere gelebildik. Yılmasınlar, sorsunlar ama hani düzgünlüğü yapmaya, güzeli yapmaya böyle gayret göstersin. Kendilerini aşama aşama. Şimdi tabii modelciler arasında özellikle kara araçları yapanlar, tanklar yapanlar, onların da çok farklı merakları var. Güncel gelişmeler de bu konulara yansıyor. Örneğin Karabağ Savaşı ile ilgili Azerbaycan ordusunda görev yapmış tankın modeli burada keza aynı şekilde. Bunların ölçekleri normalde 1.35, biraz daha büyük oluyor tank ve kara araçları, 72. Aslında ölçek küçüldükçe işçiliğin kalitesinin çok iyi olması lazım. Çünkü gerçekçilik hissinin de yansıtılması gerekiyor. Sivil uçaklar model olarak çok güzel görünüyor. Gerçekte yapması kolay gibi görünse aslında çok zor konulardan bir tanesidir. Çünkü jüri çok zorlu. Gerçek uçakları çok iyi biliyor. O yüzden zorlu bir kategori ama genelde çok güzel modellerimiz var. Airbus 319'un modelini yapmıştım. Geçen seneki yarışmada en iyi sivil uçak seçildi. Tabii ki hatalarım oldu çünkü Ercan'ın da dediği gibi sivil uçak yapmak gerçekten diğerlerine göre zor. Hem temiz yapacaksınız, kirletilmesi gereken çok nadir yerler var, onları kirleteceksiniz. Eğer fotoğraf falan kullanıyorsanız o detaylar da çok küçük. Yaptım, fena da olmadı. Ben beğendim kendi modelimi. Modelcilik açısından bu işin artık nirvanası diyeceğimiz dioramalarla beraberiz. Diorama nedir? İşte bir tek başına bir uçak, bir tank, bir asker bir araya geliyor veya bunların kombinasyonlarıyla bir hikayeyi anlatıyor. Diorama demek bu. Aralarında gerçekten çok enteresan dioramalar da var. İşte bunlardan bir tanesi. Vallahi sayılmayacak herhalde burada 50-60 tane ufak figür var. 5 büyük kara aracı tekerlekli araç var. Duvarlar, çalışanlar, ekipmanlarla birlikte herhalde ben böyle bir dioramayı yapmaya kalkışsam benim çalışmam, kalitemi tamamen kenara itiyorum. Bu kadar profesyonel değilim. Muhtemelen herhalde 2-3 yılımı benim alır diye tahmin ediyorum. Planlaması çok önemli, referanslar çok önemli, her detay çok önemli. Ama işte bakıyorsunuz burada vincinden çalışan askerlerine, taşıdıkları parçaya kadar o kadar güzel bir mizansen sunuyor ki insanın böyle baktıkça bakası geliyor açıkçası. Şimdi tabii uçaklar, tanklar, gemiler derken figürler var. Figürlerde işte büstler, belirli bir tarihi dönem, genellikle askeri, onların özel böyle boyamanın artık ben nirvanasını diyorum. Yanımızda da Ragıp abi var. Ragıp Oy gerçekten uluslararası sanatçımız. Yani bunlarla ilgili bizim hem bu konuya kendini vakfetmiş çok değerli bir abimiz. Teşekkür ederim. Figür nasıl farklı diğer işte tank, uçak, gemi yapanlardan biraz farkını dünyada nasıl bu? Biraz anlatır mısınız? Şimdi kısaca şu, herhangi bir tank maketi yapmak istediğinizde gidiyorsunuz mağazadan bir tane kutu alıyorsunuz, kutuyu açıyorsunuz, içerisinde kullanma kılavuzu var. Kullanma kılavuzunda hangi parçada nereye yapışacağı, nasıl monte edileceği,
Hatta ne renge boyanacağı bile yazıyor. Ama figür de öyle değil. Figürü alıyorsunuz, yanında kitapçı yok, herhangi bir kullanma kılavuzu yok. Parçalar nereye yapıştırır problemi yok. Nihayetinde eller, kollar, başlar ve ayaklar, takılacağı yerler belli. Figür boyamanın farklılığı, figürde kendiniz bir şeyler ilave edebiliyorsunuz. İkinci Dünya Savaşı herhangi bir tankın rengini kendiniz ilave etme şansınız yok. Onun renkleri bellidir, onun eskitmesi bellidir. Ona kullanacağınız her türlü alternatif bellidir ama figür de böyle değil. Figür boyayan kişilere diyoruz ki alın size derya. Ten rengini istediğiniz gibi boyayabilirsiniz, göz rengini boyayabilirsiniz. Daha doğrusu içinizden ne geliyorsa o an istediğiniz renge boyayabilirsiniz. Bu da ne yapıyor insan? Figür boyarken bir özgürlük kazanıyorsunuz. Bir kısıtlamanız yok. Bir tank, bir uçak boyar gibi kısıtlama da yok. Renk kısıtlaması da yok. Önünüzde bir figür. Şöyle düşünün, önünüzde bir tane boş bir yağlı tablo diyelim daha doğru. Boş bir bez parçası. Elinizde yağlı boyalarınız var, akrilikleriniz var. İstediğinizi çizin der gibi. Özgürsünüz. İstediğiniz gibi eteğini, pantolonunu rengarenk yapın, gözlerini farklı yapın, saçlarını farklı renk yapın. O size yeni bir ufuk açıyor. Şimdi maketleri yaptınız, boyadınız. Üzerine tabii işaretleri koyacaksınız. Dekal olarak adlandırıyor bunlar. Ve suyun içine atıp ayırıyoruz. Bu konuda da sağ olsun Tarık bizim yıllardır çok kahrımızı çeker. Ricalarımızı yerine getirir. Hiç hayır yoktur. Tarık buraya yeni ürünlerini Bobby bir dekal olarak getiriyor. Fakat bir yandan da F4 var. Biraz önce dekalle başlayalım. Neler var bu sene yarışmaya yeni gelen ürünlerden? Ne talep var bu aralar? Teşekkür ederim Tolga abi. Öncelikle hoş geldiniz. Ben yapmasaydım başkası yapardı. Onun için çok şey. Ya, biz seni çok sevdiğimiz için. Çok güzel almıyorum. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki sen de varsın. Sizlerin sayesinde ben de bir yerlere geldim. Hep benden bir şeyler istendikçe, üstüne koydukça bir veri tabanı oluştu. Bunun üzerine de ticari bir noktaya döndü. Sizlerin sayesinde çok teşekkür ederim. Bu yıl özellikle biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100. yılı münasebetiyle. Şöyle yakından da göstereyim ben. Hatırlayacaksınız. Pegasus'un 100. uçağına Atatürk boyamalı kuyruğuna Tarık da bunun Cumhuriyet uçağımızın yapmış. Bu çok önemli bir uçak. Benim çekimlerimde de arka planda bu uçağın kuyruğu Atatürk resmiyle var. Her ne kadar rengi Galatasaraylı olsa da işin şakası tabii bu. Evet. Aynı zamanda Türk Hava Yolları'nın Cumhuriyetimizin 100. yılı özel boyaması Tarık bunları sivil model yapanlar için gerçekleştirmiş ve tabii Türk Hava Yolları'nın da alt markası Ajet'in dekalleri de burada meraklılarını bekliyor. Biraz da savaş uçaklarından söz edelim. Savaş uçakları özel boyamalar merak konusu tabii. Tabii hatta ki. Yani söz konusu bizim Türk Hava Kuvvetleri olunca özellikle tabii F-16'mız. F-16'mızın da özellikle kullanan pilotu tarafından Aygürbüt'ün 2023 tarafından boyanan, pardon Ali Yarbayım'ın tarafından boyanan uçak. Kendi şeyi tasarımlarını uyguladılar. İnanılmaz güzel bir uçak çıktı. Yurt dışında bizi çok güzel temsil etti. Bu modeli arkadaşlarımız yapsın diye dekadı. Türk boyamalı olarak evet. Bayrağımız bu şekilde F-16 yapacaklar için sergileniyor. Bir de tabii sen 3 boyutlu baskıyla artık kokpit detaylarını şöyle elime alabilir miyim? Tabii ki. Tamam. Şöyle ben yakından göstermek isterim. Bu F4 uçağının kokpiti ve F4-9 Terminator'ın kendi bizim uçağı. 2020'nin yani yanlarında böyle parmağınızın ucunda hissediyorsunuz. Bunları 3 boyutlu baskı sticker gibi alıp yerleştiriliyor. Ve meraklılar artık buradan bizim model işi detay işi. Tabii. Detaya geliyor. Peki bir yandan artık sen dekallerden konuyu model üretmeye doğru geri geliyorsun. Red Pill değil mi artık? Biraz ağır sanayiye girdim. Ağır sanayi çok güzel. 1.32 ölçek. Ben daha parlamadan görüntüsünü alabilmek için. Valla çok seviniriz. Şöyle yakından şey yapalım. Valla bu konsept de güzel olmuş. Evinde yeri olmayanlar için. Valla üretirseniz alırım bu halde. Söyleyeyim yaparım yani. Evet. Yani sadece kuyruklar ve sadece baş kısmı olacak şekilde değişik şeyler üretimler yapılabilir. Evet. Bu modelimizde 1.32 F4 B modelimiz evet. Çıkacak olan. Amerikan donanmasında uçan donanma modeli değil mi bu? Evet doğru. Geçen yıl parçalarına bakıyorduk. Parçalarına bakıyorduk. Bu yıl artık kafa kısmı oluştu. Zaten baş kısmında 200
net şu anda 200 parça var burada. 200 parçası girmem. Çok aşar beni ustalık olarak, bak söyleyeyim. Evet ama şunu gözettik. Evet, parça sayısı arttığı zaman modelcinin sabrı da tükenmeye başlıyor bir noktadan sonra. Hani o kadar bittik her şeyle mi ben uğraşacağım diyor ama biz öyle bir sıralama ve öyle bir tasarım yaptık ki modelci dostu olacak. Zaten o parçayı vermesen eksik kalacak bir durumda olacak. Yani biz bir şeyleri fazladan bölerek 200 parçaya ulaşmadık. 1000 parçayı 200'e düşürmek. Gerçekten vakit çok binlerce parça. Eskisi kadar çok vakit ayıramıyoruz. Ben mesela son birkaç yıldır hiç dokunamadım bile. İnşallah böyle bu motivasyon haline gelsin ki görelim. Modeli aldınız, boyayacaksınız. Boyamanız lazım. Fırçayla veya airbrush'la boyayabiliyorsunuz. Peki biraz maket boyaları hakkında bilgi alalım. Örneğin bu boyaları alıp normal yeni başlayan biri fırçayla hemen boyayabiliyor mu? Evet tabii ki. Bu airbrush şeklinde makineyle de boyanabilir. Fırçalarımız da var, uygun fırçalarımız. Hatta böyle bir set mesela gösterebilirim size. Bu tarz basit bir fırçayla bu boyaları tek tek de alabiliyorsunuz. Yine içinden model çıkan kutularımız var. O modele ait boyalar aynı şekilde içerisinde. Yani yeni başlayan birisi de çok kolay bir şekilde çok fazla boya satın almadan bunları ihtiyacı olanlarla set şeklinde de alabilir. Boyanın renkleri burada. Yani boyayacağı figüre ait renkler sadece. Basit boya fırçalarla boyayabilirler yani.